bir araya getiren, bu güzel organizasyonları yapan, işte az önce ifade ettik ya, o bizim için çok özel, çok değerli. Biz başkanımızın kıymetini bilelim. Yüksek alkışlarınıza, huzurlarınıza Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu'nu yüksek alkışlarınıza buraya davet ediyorum. Evet, öncelikle Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir özet yaptı. Ben de sanatçılar buluşmasında kendimi bir az sanatçı gibi hissettim böyle alkışlarla sahneye çıkan. Değerli dostlar, öncelikle şahsım ve kurumum adına hepinize en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Murat, çok güzel bir özet ya. Birebir sanatının yapmış olduğu işin boyutu da bu olduğu için Murat Şov bütün sanatçılarına yakinen tanıdığı için gerçekten güzel bir özet çıkar. Kıymetli hemşirelerim, biz bundan 2 yıl kadar evvel yine bir sanatçı buluşması yapmıştık. Dedik ki Trabzon evimizde bu ikincisini yapalım. Bizim kültürümüzü temsil eden, Karadeniz'i temsil eden, bizim ülke insanına folklorumuzu, müziğimizi sevdiren kıymetlilerimizle bir arada olalım dedim. Bu anlamda çok uzun zamandan beri de görmediğim güzel insanlarla bir aradayız. Biz burada tabii ki nutuk çekmeyeceğiz. Hani bizde bir tabir vardır ya, biz bir tavanın balığıyız. Biz birbirimize hava civa yapacak halimiz de yok. Ama sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Şimdi ben rakam aldığımda dedim ki Reyhan Hanım, katılım durumu nedir? Başkanım dedi, 130 kişiyle birebir görüştüm. Yaklaşık mazeretler haricinde 120 kişi katılım sağlayacak. İnsanımıza mümkün olduğu kadar ulaşmaya hem federasyon merkezini hem de bu pekişmeyi daha da fazla ileriye taşıma adına muhakkak ki bir kurum, burası ciddi bir kurum, büyük bir kurum. Eksiklerimiz vardır, hatalarımız da olabilir ama kasıt olmadığını bilmenizi istiyorum. Bununla ilgili bizim değerlerimiz, bakın ben İstanbul'da yetişen bir çocuğum, şimdi Mehmet Takı gördüğümde. Bakın ben Kavalı bu hemşerimizden sevdim. Benim ablamın Altan Yılmaz'la ilgili Sakarya'dadır onlar. Oradaki hatıralarını Altan Yılmaz oradan tanır. Hülya Polat televizyonda gördüğümüz zaman evde bir şey söylenir. Evimizin kızı çıktı. Burada bir kere daha hanım sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Niye? Ben çok yakın bir zamana kadar da Hülya'nın Trabzonlu olmadığını bilmiyordum. Yani buna inanın. Ama çok enteresandı. Fatma kardeşimiz bizim yıllardır mücadele ediyor belli bir yere gelme adına. Ve dik duruyor, bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Edebiyle, ahlakıyla. Bu insanlar Karadeniz'i boyumuzu bükmeden en iyi şekilde temsil ediyorlar. Pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Bunlarla mutluluk duyuyoruz. Son 10 yıldır televizyonları veya herhangi bir yerleri açtığınız zaman Karadeniz müziğinin ne kadar ileriye doğru geldiğini görüyoruz ve buna şahit oluyoruz. İşte burada emekler var. Biz Erkan Ocaklı'yla gurbette onun hasretiyle, onun türküleriyle büyümüş bir nesil olarak işte Adnan gibi değerlerimiz, Adnan Yılmaz gibi değerlerimiz insanımıza sahip çıkmış orada. Biz tabii bunları duyuyoruz, birebir yaşamadık ama. Radyo sanatçımız aradı beni biraz evvel.
İbrahim Canlar, rahmete ermiş TRT Radyo'da efendim bizim çok önemli Süreyya Davulcumuz vardı. Onu biliyoruz. Kamil Sönmez, Cemile Cevherimiz vardı. Bakın Taner abi görüyorum burada. Çok güzel şeyler verdiler. Ve hala o vizyonu ve o sorumluluğu taşıyor bu insanlar. Kardeşler, hakkınızı helal edin. Yani bu kardeşlerimiz bu bayrağı daha da ileriye taşıyacaklar. İşte Yılmaz abimiz var. Ne emekler var, ne gayretler, ne sıkıntılar içerisinde. Biraz evvel kıymetli bir abim diyor ya, çalışmamaktan, işsizlikten öyle yorgun gözüküyoruz. Evet, güzel bir şey değil. Sizin sorumluluğunuz çok. Bizim üzerimize ne düşüyorsa biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bakın, acizane ben bu kültürün, bu şehrin, bu memleketin bir hizmetkarı olarak kendimi ifade ediyorum. Buraya geldik, bir şeyler yapıyoruz. Allah bize nasip ettiği kadar, bir iki daha bu projemiz var, bırakıp gideceğiz. Bizim buralarda malumunuz olduğu üzere bir beklentimiz yok, siyasi bir şeyimiz yok, ticari bir şeyimiz yok. Koşuyoruz. İnsanımıza nasıl daha çok katkı verebiliriz? Nasıl insanımıza daha çok fayda sağlayabiliriz? Bugün bir sanatçı kardeşimiz bizim genel sekreterimizi arıyor. Diyor ki, orada diyor, müzik var mı? Müzik varsa, siyasette yapılacaksa ben yokum ha. Ya buranın bir yönetimi var, buranın bir şekli şemali var. Biz bunları düşünmüyor muyuz? Esed'de de ifade ettim. Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor diyen milli şairimiz Mehmet Akif, şehit olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, bu ülkenin, bu vatanın çocukları, gazi olanlar, yaralananlar, biz bu sıkıntıyı hepimiz yaşıyoruz. Ve bu konuda en duyarlı olan yeriz biz. Bu anlamda, yani bunu sistem ederek, buraya bunu söylemek bizi de üzüyor ve kırıyor. Şimdi, zaman zaman duyuyorsunuzdur. Burada önemli olan sizleri dinlemek. Bizim kimseyle hiçbir problemimiz olamaz. Bizim için hepiniz çok kıymetlisiniz. Ama çok kıymetlisiniz. Bunu net olarak söylüyorum. Bu kültüre hizmet eden bizim başımızın tacı. Biz sadece burada yakında horon kurslarımız başlıyor. Öyle şeylerini yaptırdık. Tişörtlerini yaptırdık. Hazırlıklarını yapıldı, edildi. Çocuklarımız alışsın, etsin, yenilsin, alışsın, etsin. Öğrensin. Ben de öğreneyim. Ama bizim derdimiz sadece burada horon oynamak, horon öğretmek gibi bir şeyimiz yok. Tabii ki bunlar da görevlerimizden bir tanesi. Bakın, Karadeniz insanı mikromilliyetçilik yapmaz. Trabzon insanı hiç yapmaz. Bunu bir kere net olarak söylüyorum. Ama hep şunu söylüyorum. Kimse kimseye hava yapmasın. Hiç kimse kimseye, bizim o topraklardan gelen insanların birbirine hava yapma şansı yok. Ne anlamda söylüyorum? Hepimizin hayat hikayeleri aynıdır. Altan hocamın sorun babası neler çekti. Benim babam da 14 yaşında bir gurbetçi çocuğu. Çocuğum ben. 4 erkek evladından biriyim. Hepimiz aynı hatıralarla, aynı sıkıntılarla ve aynı problemlerle, birilerimiz gurbetçi, birilerimiz Almancı, birilerimiz yurt dışı, o bu zahmetleri çekerek büyüdük. Bunu niye söylüyorum? Biz birbirimizi çok sevmek mecburiyetindeyiz. Birbirimizi ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Kıymetli arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, malumunuz 4 tane bakanımız vardı geçen hükümette. Ya arkadaşlar, nereye gidiyorsak yediler bizi ya. Aklımızı aldılar ya, perişan ettiler bizi. Bunu defaatle söylüyorum bunu, örnek olsun diye de anlatıyorum. Trabzonlar ülkeyi işgal etti. Trabzonlar ülkeyi, Türkiye'yi onlar yönetiyor. Trabzonlar orada, Trabzonlar burada. Ya arkadaş, geçen burada büyük bir toplantı oldu. Efendim, orada da
sordum burada katılan Hazirona. Dedim ki, ya arkadaşlar, Trabzonlu, Konyalı kaç tane bakan var biliyor muyuz dedim. Bazıları katılımlar olan arkadaşlardan bazıları dedi ki iki. Ya birisi eline kalıp üç olacak başkanım dedi. Ama birçoğumuz bilmiyoruz bakın. Ya Konyalı dört tane bakan var, bir tane de damat var. Kimsenin sesi çıkmıyor. Hiçbirimizin haberi var mı? Yok. Benim sanatçım buraya emek vermiş. O memleketten o sıkıntılarla buralara kadar gelmiş. Canı çıkmış. Evet, hak ediyorsa, bu işi iyi yapıyorsa en iyi yerde benim insanım çıkacak. En iyi programı benim insanım olacak. Biz üzerimize ne diyorsa, düşüyorsa bu anlamda bu kurum hep yanınızda. Ben ya bir diyorlar ki, bunu net olarak söylüyorum, dedik ya biz mitavanın balıyız, burada dertleşiyoruz. Ya hep ofları çıkarıyorsunuz. Ya arkadaş, ben kimin neren olduğunu bilmem yani. Ya arkadaşlar, 130 insanla görüşüldü, mevcudumuzu görüyorsunuz. Genel sekreterimiz Reyhan Hanım dedi ki, başkanım dedi 120 kişi olacak. Aman dedim, ona göre masa düzeninizi, aman iyi kurumun eksik bir şey olmasın. Biz de üzerimize sanatçı olarak düşeni de yapmak durumundayız ya. Şimdi bizim daha önceden yaptığımız etkinliklerde malumunuz pandemiyle ilgili 2 yıl hiç yapmadık. İbrahim Hakkı ve Oğuzhan kardeşime bu işleri verdik. Bir komisyon seçiyoruz. İbrahim, ya ben tanımam, nereden tanıyacağım ben ya? Ben burada doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir adamım. Tanısam da zaten bu işi ben takip edecek halim yok ki kardeşim. Bak, bize de uygun, rakamsal da bize ne karşılıyorsa karşılayabileceğimiz. Ya PR ne yapalım diyorum, genç çocuklarımız geliyor. Adnan Hocam, yani siz bu çocukları aldığınız PR'larını yapmadınız mı? Kaseti alıp hemen piyasaya mı sürdünüz? Reklamını yapmadınız mı? Bununla uğraşmadınız evet mi? Bu işler böyle yürümüyor. Ama şimdi ben Adnan Yılmaz'la konuştuğumda tabii ki onun PR'a ihtiyacı yok. Bir kıymetli üstadla konuştuğumda onun muhakkak ki PR'a ihtiyacı yok. Biz de elimizden geldiği kadar bunlara katkı vermek durumundayız. Bunu da biliyor. Ne diyor kıymetli abim biraz evvel? Çalışmamaktan yorgunuz. Bu anlamda ya kardeşim ne oluyor diyorum ya. Bu millet niye şikayet ediyor? Bu sıkıntılar nereden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Birileri bilmem kaldıramayacağımız rakamlar. Birileri bilmem ne talepleri ve istekleri. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Yani bu sıkıntıları daha sonra da tekrar değiştirdik. Evren kardeşimize dedik ki bu sene kardeşim sen yap. Mümkün olduğu kadar adamca çıkar. Ama bu senenin bir şansı oldu. Kıymetli Adnan Hocam neydi? Ya buranın parası pulu yok ki. Değerli Hazır. Federasyonun şu an kasasında 1 lira para yok. Allah bize nasip etti. 6 katlı bu binayı yaptık. Lütfen asansöre binmeyin giderken dolaşarak, gezerek inmenizi istiyorum. Büyükşehirle görüşerek onlardan da ricada bulunarak bu sene bununla ilgili çıkarabildiğin kadar biraz da gençlere imkanı olmayan, kendini duyurmaya çalışan insanları oraya alalım dedim. Evet, bunun üstünde dur dedim. İnsanlar da sebeplensin. Muhakkak eksikler oluyor. Ama net olarak söylüyorum. Bunda kasıt olmadığını bilmenizi istiyorum. Muhakkak bir yerde bizi ya ekonomik anlamda veya değişik şeylerde bizi yoruyor. Benim bütün derdim her insana mümkün olduğu kadar o desteği sağlamak. Şimdi Allah nasip ederse yeni kavga yapmıştık Fethi. Şimdi Trabzon kurtuluşunu 22-25 Şubat tarihlerinde havaalanında yeni açılan yerde yapacağız. Onu da dedik ki arkadaşlar bizim oraya yeni kavga çıkmamış. Evren kardeşim.
arkadaşın nerede? Orada. Oraya çıkmamış. Efendim. Yeni kardeşlerimize çıkmayan, onlarla da konuşun. Buranın parasını da cebimizden vereceğiz. Ya bizden sahneye çıkar gibi, bir düğüne gider gibi 50 bin lira, 100 bin lira istemesin ya. Oraya gelsin, hem Trabzon'da bir katkısı olsun, hem de bizde tabii ki bir emek var. Bunun da karşılığında bizi de kurtarabilecek şekilde bize destek olalım. Tabii ki herkes konuşacak. Şimdi değerli arkadaşlar, Trabzon, fazla vaktinizi almayayım. Trabzon Dernekler Federasyonu, Allah nasip etti. Çok uzun mücadele, uğraş ve çaba neticesinde bu gördüğünüz Trabzon Dernekleri Federasyonu, Trabzon evini altı katlı bir şekilde ortaya çıkardık. Burada olağanüstü bir gayret, olağanüstü bir emek ve olağanüstü bir zahmet var. Sabahlara kadar burada yatıldığını bilmenizi istiyorum. Ne yapıyor Trabzon Dernekleri Federasyonu? İşte geçen yıl ne yaptık? Gittik Şırnak'ta Eren Büyük Kütüphanesi yaptık. Kendimiz yaptık. Ciddi bir şey yaptık. 1,5 yıldır. Yani burada söylemekte bir iş yok. 600 liraya yakın para açtık. Projeksiyonuna kadar ve şakır şakır çalışıyor. Eren Büyük Kütüphanesi yaptık. Ne yaptık? Bunlar 3 yıl evvel Trabzon'daki bütün okullara dolaşık. Gençlik kolları olarak. Oğuzhan kardeşimle ne yaptı? Depremle ilgili olağanüstü manşe yaptı. Elimizden geldi. Çok çalasam. Ne yaptık? Daha yeni. Dediler ki ya 40 lira önce bir tane okul müdürü var. Bir hemşerimiz. Bir bayan. Söylemedik de bir iş görmüyorum. Okulda İmam Hatip Okulu. Trakya'da bu İmam Hatip Okulu'na girmek için insanlar torpil arıyor. Nasıl? Başında bir Trabzonlu hemşerimiz, bir bayan kardeşimiz var. İşte kadın kolları başkanımız Filiz Hanım burada. Gittik ona bütün okulu dipten başa talebelerle ilgili ne gerekiyorsa ona katkı yaptık. Çünkü hemşerimiz orada çok başarılı. Ne yaptık? Kadın kollarımız Hakkari, Diyarbakır, Mardin, oradaki okulları dolaştı. Veresinden ayakkabısına kadar. Daha ne yaptık? Yeni. Bir ay olmadı. Kırıkhan'da çok Trabzonlu var dediler. Kırıkhan'da. Gençlik kollarımız güzel bir çalışma yaptı. Ve oturmaya, otobüse giderken zor oturdular. Otobüsün, bırakın bagajını, koltuklar bile doluydu. Bir oyuncak 3 gün orada kalındı. Çocuklarla oyuncaklar dağıtıldı. Orada şölenler yapıldı. Ne yapıyoruz şimdi? 9 Şubat'ta Trabzon'da olacağız. Ne yapacağız Trabzon'da? Trabzon'a gideceğiz. Gençlik kollarımızla beraber çocuklarımızı montundan çorabına kadar Trabzon Spor Kulübü'nden formalarımız alındı. Bunlar benim getirecek ayakkabısı ve ayrıca test kitaplarımız, kalemlerimiz ve defterlerimiz. İlk öğretim okulu çocuklarla bu. 9 Şubat'ta gidecek, 12 Şubat'ta dönülecek. Bu programları yapıyoruz. Trabzon Evi, Trabzon Dernekleri Federasyonu, Allah nasip etti bize. Belki sosyal medyadan, basından okumuşsunuzdur. Ne yaptık? Bölünmüşlük olmasın dedik. Bütün hepimiz bir arada olalım. Gelip geçeceğiz. Buralar kimseye baki değil. Ama ya biz elimizden geleni yapıyoruz da karşı taraftan da biraz anlayış bekliyor. Ne yaptık üstadım? Bütün federasyonları Trabzon Konfederasyonu adı altında bütün federasyonları bir araya getirdik ve konfederasyonu kurduk. Acizane bu fakiri de onun başına koydular. Biz tabii hepsinin başında olacağız diye bir şey yok. Zaman içerisinde oturtalım ve konfederasyonda bir yer yaparak bunu daha da ileriye taşıma anlamında elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Ben sizlerden son olarak şunu istiyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli hemşehrilerim,
bu Trabzon evine biz burada gelip oturalım, burada bir iki horon yapalım, efendim yiyip içelim gidelim diye açılmadı burası. Burası sizlerin evi, Trabzonların evi. Sanatçılarımız gelsin burada, onlara göre müsait odalarımızı burayı kullansınlar, görüşmelerini yapsınlar, programlarını yapsınlar. Böyle bir mekanımız var, gelsin burada çalışmalarını yapsınlar. Burası Trabzonlulara açık, Karadenizlilere açık. Bakın her hafta girdiğinizde göreceksiniz ne yaptık, kütüphane yaptık. 16 tane çocuğumuz bir fil ders görecek orada. 6 tane Cerrahpaşa'da hemen burada üniversite talebimiz var. Onlar müracaatlarını yaptılar, şimdi bilgisayarlara ayarlanıyor diyor. İlla Trabzonlu olacak diye bir şey yok. Bu ülkenin her çocuğuna ama bizimkiler öndeyse, dolduruyorsa tabii ki yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü bizim o topraklara, o insanlara borcumuz var diyor. Burası hizmet verecek, katkı verecek. Buraya sahip çıkmanızı istiyorum. Bu anlamda buraya gelip gitmenizi istiyorum. Eksikler vardır, bunları söylemenizi istiyorum. Biz burada gelip gidiyoruz. Hizmetlerimizi yapacağız, zamanımızı doldurduğumuzda da bakacağız. Bir hedefimiz var, son olarak onu söylüyorum. Allah nasip ederse İstanbul'a bir eksiğimiz var. Nedir o? Trabzon Kız Öğrenci Yurdu. İstanbul'da Allah nasip ederse Kız Öğrenci Yurdu'nu hedefimizde o var. Çok büyük sıkıntı çünkü. Hemşehrilerimiz bizi arıyorlar. Trabzon'dan arıyorlar. Ülkenin değişik yerlerinden arıyorlar. Ve bu hizmeti de yapmak için elimizden geleni o çabayı da göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Nokta, bakın bizim siyasi, hepimizin siyasi görüşü var. Yücel abi görüyorum, yazıyor çiziyor. Ya Yücel görüyorsun bizi abi diyorum ya. O da diyor ki ya başkanım, görüyorsun kıstırıyorlar bizi. Siliyoruz siyasi yorumlar, şunlar, bunlar. Ya hepimizin bir siyasi görüşü vardır. Ama net olarak söylüyorum. Net. Benim siyasetim Trabzon. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Buranın siyaseti Trabzon'dur. Onu bilmenizi istiyorum. Buraya siyaset girmeyecek. Elimizden geldiği kadar. Sokmayacak. Konu konuyu açıyor. En son Murat Kurum buraya geldi. Aday değildi. Bizim ona bir vefa borcumuz vardı. Burayı alırken. Basından belki görmüşsünüzdür. Trabzon insanı vefalıdır dedik. Trabzon insanı yapılan iyiliği unutmaz dedik. Evet, kötülüğü de unutmaz. Murat Kurum'a, burası tıklım tıklım ayakta insanlar vardı, şunu söyledi. Sayın Başkan, Sayın Bakanımız, aday olacağınızı duyuyoruz. Hakkınız hayırlısı olsun. Ama İstanbul'da bir Trabzon'da belediye başkanımız var. Biz isteriz ki öbür siyasi partilerinde yine Trabzonlu adayımız olsun dedik. Bizim çabamız, uğraşımız hep bu yöndedir. Bilmenizi istiyorum. Bu anlamda tekrar katılımınız bizi mutlu etmiştir. İnşallah gelecek zamanlarda da daha da geniş katılımlarla yapacağımız programlarda sizlerle bir arada olmak, özlediğimiz yüzleri görmek bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Tekrar hepinize katılımınız için şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İsmail Şatıroğlu'na şöyle bir kuvvetli alkış alalım.